Bu da şey... Bu tarçın. Tarçın. Çabuk tarçın. Ve biraz limon suyu. Biz o kadar çok bal koydum. Ve bir ekşi... Ekşi tat gelmiyorum. Bir sweet sour arıyorum şimdi burada. Yarım da limon sütü. Evet. Sürüşün evet, biraz yine. Daha yoğunlaşmasını biraz istiyor. Biraz da yoğun. O zaman hazır. Bir 3 dakika bence yeter. Anladım. Okey, şimdi biz bir tarama aioli yapacağım. Şimdi de... Buradan tek başa çalışıyorum zaten. Tarama aioli zaten mayonez. Evet. Bu İspanyol isim. Ve bir fark daha var. Aioli, normal mayonez, çiçek yağı kullanıyorum. Biz zeytinyağı kullanıyorum. Anladım. Aioli. Bir yumurta sarısı. Biraz sarımsak. Tabii ki hayat sarımsaksız olmaz. Hayır, sarımsak bir kıyılmış değil mi? Evet. Ona pişiyorum. Yumurtayla sarımsağı karıştırıyorsun. Evet. Tamam. Şimdi sizde lazım. Koyayım mı? Yavaş yavaş. Aynı mayonez tarz. Evet. Şimdi gördüm biraz emulsification şimdi. Çıkıyor meydana. Ya şimdi gördüm bizim sos burada hazırlıyorum. Evet. Buna yakın da hazır. Sos hazır şimdi. Biz zaten soğuk veriyorum. Ben çıkacağım. Okey. Tamam. Önce yeter. Şimdi azıcık limon suyu lazım. Ona yavaş koyacağım. İnce bir kaşık daha. Bir kaşık daha. Gördüm şimdi renk değişti. Evet. Ve renk beyazlaşıyor, evet. Daha aklaşıyor. O kadar katı değil şimdi de, katı müthiş şimdi de. Güzel bir dip sos gibi. Şimdi en önemli de bizim tarama. Ona sabah. Sabah yağmur için aldım. Taramayı. Güzel yıkamışlar, temizlemişler. Çok tuzlu ve çok sert. O zaman biz çok koymuyorum. Ve tarama içine. O hazır. Enteresan bir sos haline geliyor. Tamam. Ve biraz daha enteresan yapacağım. Ha, sibuyet. Frank soğanı diyorlar. Frank soğan, evet. Frank soğan. O balık da çok yakışıyor. Çok sevdiğim bir şey benim de. Ben evet. De çok kullanıyorum bunu mutfağımda. Ve bu normal soğandan o kadar sert değil. It's not so sharp. Evet. Tat daha hafif. Daha hafif ve daha böyle şey bir tadı var. Ağza yayılan bir tadı var. Evet. Frank soğanının. Bu da Türkiye'de son yıllarda. Son yıllarda evet. Yapılmaya başlandı, üretilmeye başlandı. Antalya'da evet. Üretiliyor. Harika. Taramalı mayonez. Evet. Yaptık. Yeah. Evet, hazır. Çok güzel. Okay, let me just get steaming. Şimdi bu da ayrı bir sanat. Tabağı hazırlama. Yani yemeği pişirmek bir başka iş, tabağı hazırlamak bir başka iş. Ben bunu da
Mosiman Usta da görmüştüm. Ha. Seneler evvel gelmişti Türkiye'ye. Bu yeni mutfak dedikleri tarzda evet. Tabaklar hazırlamıştı. Evet. Ve Mosiman'ın yemek o zaman da şimdi eski mutfak. Şimdi eski oldu tabii ama evet. Bu sana dediğim 80'li yıllarda. Evet. Ve yemek o kadar 80 yıllar o kadar döndüm. Evet. Şimdi o kadar yeni tarzla geldi. Şimdi bizim karama. Bunun kenarını ak. Evet, buna. Biraz Asya, biraz Türkçe. Bunlar da Türk lezzeti. Tamam, şimdi bakalım burada. Evet. Hazır. Enfes. Sıcak ve hazır. Şimdi gördüm. Bak orada renk var. Evet. Enteresan malzeme var içine. Ve her şey içeride. Her şey içeride. Ve bu şekilde. Chopsticks ver bana. Bu biz chopsticks'tan beri veririz. Tabii. Evet. Tabii. Çin usulü yiyeceğiz. Çin usulü yiyeceğiz. Orada kalacağım. Sevgili seyirciler, Mike Norman'ın gizemli mutfağından inanılmaz gizemli bir yemek elde ettik. Şimdi müsaade ederseniz yukarıya 360'ın salonuna çıkacağız ve afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Sizlerle tekrar orada buluşacağız. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Temin o enfes şekilde pişirilen yemekleri yiyeceğiz bakalım. Evet Mike, heyecanlı mısın? Acıktım. Acıktım. Bu 360 kokteyli mi? Yok, o bizim bayağı ünlü bir apple martini'di. Ha, elmalı ya. Martini. Elmalı martini. Sen bu yemekle bunun iyi gittiğini söyledin. Evet. Onun için şarap içmiyoruz. İçmiyorum şarap. Evet. Peki sen zannediyorum bir Türk'le evlisin değil mi? Evet. Şu anda 5 sene evli. 5 sene evli. Ooo bayağı da evli. Ve bir küçük kız çocuk var. Ooo ne güzel. Şimdi o bir yaşında. Tiara. Dilara. Tiara. Tiara. Tiara diye. Evet. Şimdilik başlıyoruz. Şimdi bu en güzel, bu açıyorum o koku. Vallahi ben açamıyorum. Açıyorum. Evet, bir dikkat. O. Of çok güzel. It's the... Ve o koku şimdi. Nefis bir koku ama bu. Nefis yani. Bir. Sanki azıcık bir balık çorba. Evet, kokusu, evet, kokusu buyabez var. Kokusu var. Buyabez, tam anladım. Marsilya evet, buyabez kokusu evet, var. Ve evet. Azıcık safran içine bu, tam yakında bir buyabez, bir Fransız evet, buyabez. Evet. Çok güzel, afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben daha fazla dayanamayacağım. İnanılmaz bir sos olmuş yalnız yani çok güzel. Bu güzel Asya sosu dediğin evet. Sos çok güzel bir sos. Ve sanki bir küçük büfe var burada. Evet. Her şey var içinde. Her şey var. Bunu da biraz mayonez ben yiyeyim.
Harika. Kuşkonmazları da mayoneze batırıp yiyorum. Dediğin gibi. Suna iç. Elma. Çorba gibi. Efendim? Çorba gibi. Ha tabi. Suyu iç. Sıcak ama güzel. Havayla da uygun. Hava da soğuk bugün. Evet. Herkes yiyebiliyor mu chopstick'lerle, bu şeylerle, bagetlerle? Herkes yok. Tabii ki herkes bazen müşteriyle belki korkuyorum. Ama gayet keyifli chopsticks'de. Bir evet, çatal var, bir hiçbir şey yok. Çatal kullansın diye. Peki, şimdi bu yemek senin şeyinde yok, menünde yok. Bizim ilk menüde bu vardı. İlk menüde var. İlk menüde koydum. Menü evet. Değiştir. Menüyü ne kadar sıklıkla değiştiriyorsun? Biz mevsimlik, sezon değişiyorum. Ve o senelik bir 3-4 kere değişiyor. Ve gördüm bugün balık pazarında o kadar balık çeşitler güzel. Nefis balıklar var. Çok evet. Balık koyuyorum, evet. Bizim her tarafımız deniz fakat yediğimiz balık miktarı çok az. Az. Halbuki balık çok faydalı. Evet. Bir yiyecek. Bu bir fiesta. Fiesta evet. Her şey var. Ben senden sık sık program yapayım. Hep böyle güzel yemekler yiyeceksek evet. Neden olmasın değil mi? Tabii. Üstelik de bugün sen yaparken dikkat ettim. Dikkatli bir seyirci. Hı-hı. Eğer bu programı videoya almışsa evde de yapabilir mi? Bu tabii. Yani öyle. Evde yapar. Aynen. Gördüm aşağıda ben bir basit bir ocak vardı. Bir evet, basit bir ocak da evet. Basit bir ocak sadece ve malzeme basit. Evet. Hiçbir ithal falan. Bütün mesele içine ne koyacağını bilmekte. Evet. Bütün mesele o karışımı halledebilmek. Evet. Halledebilmekte ki o çok enteresandır. Evet. Ve burada tabii ki sadece balık gerek yok. İstersin başka malzeme içine koyacağım. Evet. Pişiyorum, bu tarzda pişiyorum. Belki yani lob et balıklar da konulabilir, tranş balık da evet, konulabilir. Evet, koyacağım. Sadece biraz daha pişiyorum, evet. Yavaş pişiyorum ve güzel çıkıyorum. Yani 15 dakika yerine 20-25 dakika. 20-25 dakika ve az pişmiş et seviyorum, 15 dakika da yeter. Belki daha az yeter. Evet. Bunun yanına bundan sonra ne ikram edilebilir? Bundan sonra belki bu... Bu yemekte belki biz o slow food movement. Evet. Bu slow food movement direksiyonda bu. Evet, bunu hemen bir açıklayalım istersen evet. Seyircilerimize. Şimdi bu fast food dediğimiz işte burgerlere evet. Karşı slow food, yavaş yemek. Diye bir şey çıktı. Yani hızlı yemek. Ben fast food için başka bir deyim önermiştim zaman bundan epey evvel bir yazımda. Kap ye kaç. Ya. Kap ye ya, evet. Kaç. Evet. Şeklinde ya. Söylemiştim. Ya. Bu da yavaş yavaş otur ye. Evet. Diyebiliriz ya. Slow food evet, içinde. Evet. Aynen öyle. Ve yemek de önemli. Pişmiş tarzda yemek. Evet. Sadece pişmiş tarzda değil. Keyif içine. Evet. O da enteresan. O evet. Önemli. Keyifli bir yemek pişirme dönemi geçireceksin. Evet. Ondan sonra oturup onu yiyeceksin. Yanında beraber işte içkini veya işte ne bileyim meyve suyunu içeceksin canın ne istiyorsa evet. Ve yemek yemenin tadını çıkartacaksın evet. Yani böyle yalnız doymak için değil, değil. Görsel olarak da önemli evet. Görsel olarak da önemli ve buradan sonra siz önce sordun buradan sonra ne tavsiye edeceğim o da bir
bizim menüde var şimdi de bir bizde özel kuzu konfi de var. O kuzu konfi de biz zeytinyağı içinde pişiyorum. O 5 saat zeytinyağı kapanıyorum kuzu kafeste. Alüminyum foil'da fırında sok bir 5-6 saatte fırında 80 derecede pişiyorum. Evet. Sonra yavaş yavaş pişiyorum. Buradan sonra o tavsiye ediyorum. Suyunu veriyor bütün. Evet. Ve zeytinyağından sonra kalsın, bir gün zeytinyağı içinde kalsın. Bir gün zeytinyağı içinde bıraktıktan sonra fırına yine aynı zeytinyağından beraber koyuyorsun, öyle mi? Yoksa zeytinyağından çıkaracağım. Ondan sonra devam biz bizim biraz teriyaki üstünü sürüyorum. Evet. Ama yanında ben bir enginar beğendi yaptı. Ve bir normal sebze de. Ama orada bir o zaten benim kafa o tandırdan geldi o fikir. Tamam, uzun saat pişiyor. Uzun saat. Ve tandır da Türkiye'de çok ünlü bir yemek. Herkes tandır seviyor. Tabii. Ve uzun slow food. Ona slow food dahil. Çok enteresan. Biz bu konuyu senden ayrıca bir gün oturup konuşalım. Evet. Bu slow food'la ilgili başka arkadaşlarını da çağıralım. Ve hep beraber bu slow food üstünde daha çok tartışalım. Mike, enfes bir yemekti. Programımıza geldiğin için, bize bu yemekleri tattırdığın için, yaptığın için çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum. Bir dahaki sefere görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler. Canlar yeniden beraberiz. Merhaba Sevinç. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Bugünkü konumuz soğanlar diye seçmiştik senden daha önce. İstersen önce birkaç çeşit soğan var. Bize onu bir anlat. Soğan bayağı en çok çeşidi olan sebze tutulunca. Bayağı bir çeşit var. Bildiğimiz kuru soğan var en başta. Bunlar evet. Evet. Yani bunlar bizim Adapazarı soğanı dediğimiz soğanlar. Tabii. Bildiğimiz kuru soğan. Sonra beyaz soğan var. Bunları önce isimlerini söyleyip özelliklerini anlatalım. Taze soğanımız olacaktı burada. Ha. Evet, bak. Taze soğan, salatalarımızın vazgeçilmezi. Evet, ben de çok severim. Arpacık soğanlarımız var. Küçük. Bu çok güzel bir şeydir de bunun ayıklaması dert. Evet, biraz el oyalıyor ama değiyor insan.